Herkese merhabalar. Size bu videoda Hollanda'da bulunan birbirinden ilginç iki farklı yerleşim yerinden bahsedeceğiz. Şu an onlardan ilki olan Thorn'dayız. Thorn'u ilginç yapan ne peki? Thorn'da bulunan beyaz evler aslında. Hollanda'ya geldiğiniz zaman fark edeceksiniz ki mimari daha çok kahverengi tuğlalı evlerden oluşuyor. Ama Thorn beyaz evleriyle Hollanda'daki mimariden farklılaşıyor ve insanları kendine çekiyor. Gelin size bu videoda hem Thorn'u gösterelim hem de bu şehirdeki beyaz evlerin hikayesini anlatalım. Thorn bugün Hollanda'nın güneyinde Belçika sınırına çok yakında yaklaşık 2500 kişinin yaşadığı bir yerleşim yeri. Fakat burası 10. yüzyılda kuraklık bir bölgeymiş. Daha sonradan kurutulmuş ve şu an tam arkamda gördüğünüz St. Michael Kilisesi'nin bulunduğu yere bir manastır inşa ettirilmiş. Bu manastırın başına bir rahibe atanmış. Daha sonradan rahibeye de o dönemin soylu kesiminden bazı kadınlar yardım etmişler bu manastırda. Ve rahibe ile birlikte bu soylu kadınlar daha sonradan bu şehrin yönetiminde de rol oynamışlar. Bu şehri Fransızlar gelene kadar bu kadınlar ve rahibe yönetmiş aslında. 1790'larda Fransızlar Hollanda'yı işgal ettiklerinde Thorn'u da ele geçirmişler. Thorn daha sonradan 1815 yılında Viyana Kongresi'nde tekrardan Hollanda'ya bırakılmış. Size buranın tarihini anlatmam önemliydi az önce. Çünkü Fransızlar buraya geldikten sonra bu şehri asıl ilginç yapan şey günümüzde başlamış oluyor. Buradaki beyaz evlerin arkasındaki sebep özellikle 18. ve 19. yüzyıllarda İngiltere'de ve Fransa'da alınan bir vergi var. Bu vergi de aslında pencere vergisi. Yani evinizin belli bir sayıdan daha fazla penceresi varsa onun için ekstra vergi ödemeniz gerekiyormuş. 1797'de Fransızlar Thorn'a geldiğinde tabii ki de bu vergiyi bu şehirde de uygulamışlar ve burada yaşayan insanlar da bu ekstra vergiyi vermemek için düşünmeye başlamışlar ve çözümü aslında evlerindeki bazı pencereleri tuğla örerek kapatmak olmuş. Günümüzde bu şehri gezdiğinizde göreceksiniz ki hala bu tuğlalar belli bu evlerde. Bu tabii önceden daha da belirginmiş çünkü evlerin rengi beyaz değilmiş. Eski tuğla ve yeni tuğla arasındaki fark belli olduğundan hem estetik açıdan güzel durmuyormuş ve de çok açık şekilde sonradan örüldüğü belli oluyormuş. Peki insanlar ne yapmışlar? Eski ve yeni tuğla arasındaki renk farkını kapatmak için evleri beyaza boyamışlar. Yani gördüğünüz gibi tarihin hiçbir döneminde insanlar ekstra vergi ödemeyi sevmemiş ve bundan kaçınmak için ellerinden geleni yapmışlar. Peki insanlar bu davranışlarında haklılar mı? Bence haklılar. Çünkü bu ölçüt bir insanın maddi durumunu değerlendirmek için tam olarak doğru değil. İki insan düşünelim mesela. Biri o dönemin Londra'sında yaşıyor olsun, şehrin merkezinde. Çok zengin biri olsun ama şehir koşullarından dolayı ufak bir dairede oturuyor olsun. Ve kırsal bir yerde yaşayan, daha büyük bir evde yaşayan, daha fazla penceresi olan daha fakir bir aileyi düşünelim. Bu durumda daha fakir aileden kırsal yerde yaşadığı için ve dolayısıyla daha fazla penceresi olduğu için daha fazla vergi alınıyormuş. Bu da tabii ki adaletli bir durum olmuyor. İnsanlar bu şehri beyaza boyayarak aynı zamanda bu şehri çok daha güzel bir hale de getirmişler. Eğer bu şehri daha iyi anlayarak gezmek isterseniz arkamda bulunan Museum Thorn binasından bu elimdeki rotayı 1 euroya alabilirsiniz. Bu rotada turistler için bir yürüyüş yolu oluşturmuşlar aslında kısaca. Ve o yürüyüş yolu üzerinde göreceğiniz binalar hakkında da bilgi veriyorlar. Aklınızda bulunsun. Thorn'da bulunan St. Michael Kilisesi, Thorn'daki beyaz evlerle birlikte şehirde görülmesi gereken ilk yerlerden. Bu kilise Fransızların buraya gelmesiyle 1797'de büyük hasara uğruyor. Ve kiliseyi son olarak günümüzdeki
haline 1860'ta buraya yaptığı restorasyonla Hollandalı mimar Pierre Cuypers getiriyor. Pierre Cuypers aynı zamanda Amsterdam'daki merkezi tren garının ve Kraliyet Müzesi binasının da mimarı. Bu kiliseye giriş yetişkinler için 4 euro 75 sent. Kilisenin hemen giriş kapısının solunda bir mezarlık bulunuyor. Mezarlığın hemen önünde de birkaç kafe var, bir şeyler yiyip içebileceğiniz. Biz de şimdi gidelim, hemen şu sol tarafta gördüğünüz sarı şemsiyeli pankekçide pankek yiyelim. Pankek lezzetli duruyor. Doğru dürüst bir şey yememiştim bugün. Pankek gerçekten çok lezzetli geldi. Ama biraz pahalı. 17,5 euroydu bu. Eğer Thorn Müzesi'nden aldığınız rotayı takip ederseniz şehirde 1600'lü yıllardan kalma çok fazla bina göreceksiniz. Bu tarihten kalma binaların hala bu kadar ayakta olması, bu kadar güzel görünmesi ve içinde hala insanların yaşıyor olması gerçekten çok etkileyici. Bu şehre geldiğinizde rotayı müzeden almasanız bile kesinlikle bu sokaklarda yürümelisiniz, bu evleri görmelisiniz. Hollanda'da bir yapıda asılı bu tabelayı görürseniz bu şu demek, bu bina Hollanda Devleti tarafından koruma altında demek. Yani tarihi veya kültürel olarak önemli bir yere sahip ve ekstradan devlet bu yapıyı koruyor demek. Thorn'da bu şekilde korunan 100'den daha fazla yapı varmış. Siz düşünün ne kadar değerli tarihi bir yer olduğunu buranın. Müzeden aldığınız rotayı takip edince sizi şehrin arka taraflarına da getiriyor biraz. Ve burası aslında evlerin oluşturduğu doğal bir sur gibi. Ve bu su kenarından yürüyorsunuz. Bu yolda yürümek de keyifli. Çünkü bol bol ağaç var ve hem şehrin dışına çıkmış oluyorsunuz hem de aslında çok yakınsınız. Şehri sanki böyle bir dışarıdan da turluyor gibisiniz. Thorn'a geldik, bir de su görelim derseniz şehirden 10-15 dakikalık yürüme mesafesinde bir nehir bulunuyor. O nehre gitmeniz de mümkün. Şimdi ben de bu ağaçlıklı yoldan o nehre gidiyorum. De Grote Hehe isimli nehre giderken arkamdaki bu evi de görüyorsunuz. İlgi çekici geliyor insana, ne olduğunu merak ediyorsunuz. Buranın da aslında bir ismi var ve ismi nehirle aynı. Yani De Grote Hehe. Burası 1451 yılından kalma o zamanın zenginlerinin, asillerinin yaşadığı bir evmiş. Bir gün olur Thorn'a gelirsiniz, bu yoldan yürürsünüz, bu binayı merak edersiniz diye onu da söylemek istedim. Bu bina şu an etkinlik merkezi olarak kullanılıyor. Özel etkinlikler yapmak istediğinizde burayı kullanabiliyorsunuz anladığım kadarıyla. Şu anda da Hollanda'da bulunan bir süpermarketin bir etkinliği var burada. Bir sürü insan görüyorum bahçesinde buranın. Thorn'da çok fazla bisiklet gördüm. Siz de videodan hissetmişsinizdir. Burada bir bisiklet rotası olduğunu tahmin etmiştim bu yüzden. Şimdi nehir kenarına geldiğimde gördüğüm tabelalardan bir tanesi bu da. Buradan bir bisiklet rotası geçiyor. O yüzden bu kadar fazla bisiklet var burada. Bu nehri izleyebileceğiniz oturma bankları var burada ya da yürüyüş yolları var. Sağ tarafta şu an insanların yürüdüğünü görüyorsunuz. Gelip burada biraz kafa dinleyebilirsiniz. Size bu videoda Thorn'u gösterdik. Thorn ziyaret etmesi gerçekten çok keyifli bir şehir. Çok temiz, çok düzenli. Yani Hollanda'nın ufak bir kasabasını güzelce deneyimlemiş olabiliyorsunuz buraya gelince. Aynı zamanda küçük olduğu için de çok kolay gezebiliyorsunuz burayı. Şimdi sizi Thorn'dan daha büyük ama daha da ilginç başka bir Hollanda şehrine götürüyoruz. Almere'de görüşürüz.
Tarihte çok yakın bir zamana kadar, hatta 1960'lı yılların başlarına kadar şu an durduğum yerde dursaydınız eğer denizin tam 5 metre altında olacaktınız. Hollanda'nın en yeni şehirlerinden biri olan Almere'ye hepiniz hoş geldiniz. Bu şehir Hollandalıların denizden kurtardıkları, denizden kazandıkları topraklar üzerine yapılmış bir şehir. Bu şehirde gördüğünüz ilk ev 1976 yılında tamamlanmış. Yani bugün sokaklarda gezerken görebileceğiniz yapıların hepsi neredeyse 1980 senesinden sonra yapılma. Arkamda şu an buranın tren istasyonunu görüyorsunuz. Tren istasyonundan inip dümdüz yürüdüğünüzde şehir merkezine ulaşıyorsunuz. Bir hayli de yakın şehir merkeziyle tren istasyonu. Buraya geldiğiniz zaman burası yeni bir şehir olduğu için o kiliseyi görün, bu binayı görün gibi aktiviteler pek yok. Mesela şu an belediye binasının olduğu meydandayız. Arkamda gördüğünüz beyaz bina buranın belediye binası. Solumdaki siyah bina ise buranın kütüphanesi. Videonun başında da ima ettiğimiz üzere şu anda bulunduğumuz bölgenin rakımı -5 metre. Almere, Hollanda'nın Flevoland bölgesinde bulunan bir şehir ve bu bölge 1968'de denizden kazanılmış bir toprak. Peki Hollandalılar denizden nasıl toprak kazanıyorlar? Aslında denizlere dike adını verdikleri setler çekiyorlar ve suyu belli bir bölgeye hapsediyorlar. O suyu o bölgeden çıkardıktan sonra toprağı kurumaya bırakıyorlar. Hatta çeşitli süreçlerden de geçiriyorlar toprağı. Mesela toprağa kamış ekiyorlarmış ki o suyu daha hızlı emsin. O kamışlar toprak daha hızlı kurusun. Ama bu süreç her ne kadar böyle kolay anlatılsa da, hızlı anlatılsa da uzun süren bir süreç. Mesela bu bölgenin çalışmalarında 1932 yılında başlanmış ve 1968 yılında tamamlanmış bu bölgenin tamamen kurutulması ve şehirleşmeye başlanılması bu bölgede. Peki Hollandalıların neden daha fazla karaya ihtiyacı var? Bunun aslında iki tane basit cevabı var. Biri ülkenin gerçekten küçük bir ülke olması. Buranın yüz ölçümü Konya kadar. İkincisi de nüfus yoğunluğunun çok olması. Daha fazla toprakları olursa hem insanlara yaşayabilecek yerler sağlamış olacaklar hem de aslında tarım alanlarını da büyütüp daha fazla tarım ürünü yetiştirip para da kazanabilecekler oradan mesela. Almere şehri Amsterdam'ın çok yakınında bulunuyor ve bu şehirde 200 bin civarı insan yaşıyor. Flevoland'ın toplamında ise 400 bin civarı insan yaşıyor. Yani gördüğünüz üzere neredeyse yarım milyon insan bundan 40-50 sene önce tamamen deniz olan bir bölgede şu an yaşamlarını sürdürüyorlar. Bu bölgenin başkenti aslında Lelystad denilen başka bir şehir. O da aslında denizden toprak kazanma fikrini ilk ortaya atan Lely adlı bir kişiden geliyor. Lelystad'ın bulunduğu bölge daha önce kurutulup daha önce şehirleşildiği için o kişinin ismi o şehre verilmiş ama Almere'nin bulunduğu bölge daha sonradan kurutulmuş. Her ne kadar Lelystad bu bölgenin başkenti olsa da Almere nüfus açısından ve şehir büyüklüğü açısından bu Flevoland bölgesinin en büyük şehri. Flevoland 2500 km² yani bazılarınıza küçük bir alan gibi gelebilir. Aslında dünya üzerinde bu büyüklükte ülkeler bulunuyor. Mesela baktığınızda dünyanın en küçük ülkelerinden biri olan Lüksemburg'un yüz ölçümü de 2500 km² civarında. Yani aslında Hollanda bir ülke büyüklüğünde bir toprak kazandırmış bile kendine diye düşünebiliriz. Şu an bulunduğumuz meydanın ismi Grotemarkt. Burada bazı kafeler var ama pazar günü olması sebebiyle birçoğu kapalı arkamda görüyorsunuz. Şehrin büyük meydanlarından bir tanesi. Burası. Bu şehirde yapılabilecek çok fazla bir aktivite yok. Burayı ziyaret etme sebebimiz sadece sular altında olan bir bölgenin şu an nasıl gözüktüğünü anlamak aslında. Bir de size biraz bunu açıklayabilmek. Yoksa onun haricinde bu şehre gelmenizi gerektirecek gerçekten hiçbir sebep bulamadık biz bugün. Buralılar bu şehre Almere şehrine Ali diyorlarmış. Burada da onun yazdığını gördük. Bu bilgiyi size de vermek istedik.
İnsanlar buraya ilk yerleştikleri zamanlarda bahçelerinde uğraşırlarken deniz kabukları buluyorlarmış. Hollandalılar kendileri anlatıyor bunları, kendi çocukluk anılarında Almere ile ilgili konuşurlarken. Şimdi bir de şu açıdan düşünelim. Mesela diyelim ki bu topraklar kazanılmadan önce burada yaşıyordunuz. Yani hemen denize kıyı olan yerde yaşıyordunuz ve deniz kenarında bir eviniz vardı. Devlet geldi ve size dedi ki biz senin bu deniz kenarında olan evinin önünü artık toprak olarak kazanıyoruz ve oraya yerleşim yerleri kuracağız. Bir anda aslında sizin deniz kenarındaki eviniz denizden kilometrelerce uzakta bir ev haline dönüşebiliyor. Size bu videomuzda arkasında müthiş bir mühendislik bulunan Hollanda'nın en yeni şehirlerinden biri olan Almere'yi gösterdik ve Hollanda'nın suyla nasıl başa çıktığını anlattık. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu videoda bir sponsorumuz var, hollandahukuk.com. Eğer Türkiye'deyseniz ve Hollanda'ya gelmek istiyorsanız, firmanız varsa şube açmak istiyorsanız, herhangi bir sorunuz varsa hollandahukuk.com sitesini ziyaret edip detaylı bilgi alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonrakinde görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.